Hanımlar beyler Akın Akın'ın tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yine haberler videosu var. Elimizde güzel güzel haberler var. Hem 5. sezonla alakalı hem de en son gelen fragmandan biraz bahsedeceğiz. O zaman fazla fuzatmadan. uzatmadan Hızlıca haberlerimize geçelim. Öncelikle 5. sezonda 2 tane bedava skinimiz geliyor. Bu 2 tane skin aslında önceden yanlışlıkla verilmiş. Yani açıktı, bedava alabiliyordunuz. Tracer ve Mei'nin kostümü olacak. Bunları 5. sezonda bedava şekilde alabileceksiniz efendim. Onun dışında ise Twitch'te şu anda Contenders genci kostümü var. Sadece izlemeniz yeterli oluyor. 2 saat izlerseniz e, Overwatch 2. oradan bedava bir şekilde kostüm alabileceksiniz efendim oraya gidip ödünüzü kapmayı unutmayın. Gelelim karakterlerin bir çoğu nerf, buff ve work yiyor. Yani bir çoğu dediğim aslında ağırlıklı olarak damage karakterler. İlk olarak Mei bir buff olacak. Mei'nin ilk e, atışı daha yavaşlatacak. Yani hani birinize e, ilk sıktığı zaman düşman karakteri yavaşlatıyordu. Fakat şimdi ise daha da yavaşlatacak. Yani örnek veriyorum iki adım atıyorsanız e, artık bir adım atacaksınız. Biraz hani CC diyebiliriz. Yani bir buçuk saniye falan yavaşlayacaksınız. Hayırlısı diyelim. büyük meta'ya sokar mı bilmiyorum ama umarım sokmaz yani. Junker Queen nerf olacak bildiğiniz üzere yeni sezonda e, yani 4. sezon işte son 3 haftasında falan veya 4 haftası bir ay falan çok güzel bir buff almıştı. Yani Junker Queen metası vardı var biz son bir aydı. Nerfler ise le özelliği yani bağımı özelliği işte kendine heal self heal verdi 200 vereceğin artık 150 veriyor. Onun dışında ise Rampage ultimate'inde dolma süresi arttırıldı. Yani biraz daha geç de olacak. Bence pek etki etmeyebilir. Çünkü mesela Junker Queen'in olayı hem hızlı hem de baskı kurabilmesi e-özelliğinde yatıyor biraz da. Ama bakalım ne olacağını 5. sezonda göreceğiz. Life Weaver çok güzel buff'lar oluyor. Bu buff'lardan ilki hem heal hem de damage'in artacak. Yani 65 heal değil de 80'e veya belki 90'a çıkacak. Şu an kesin bir heal oranı verilmedi. Tahmin olarak söylüyor. Onun dışında ise life grip yani çektiği takım arkadaşını kendinize çektiği zaman heal sağlayacak. Bu çok güzel bir şey. Çünkü sadece çekmeyi yarıyordu ve çoğu zaman işe yaramıyordu. Ama hani hem canı az olan kişiyi çekeceğin zaman heal vermesi çok mantıklı oluyor. Çekse de sonuçta ölebiliyordu. Onun dışında ise platformu yani yarı atıp yükseldiğiniz platformda ise e, değişiklikler olacak. Artık ne gibi değişiklikler olur bilmiyorum. Büyük ihtimal belli bir limit falan olur. Veya daha yükseğe çıkar. Artık bunu da göreceğiz. Ve sonunda da hitbox'ı azaltıldı. Bildiğiniz Life Weaver bir damage hitbox'ı kadar büyüktü. O arkadaki kanatları da sayıyordu. Bu da çok büyük bir sıkıntıydı. Onu da azaltmışlar bak. Gelelim support oyuncuların ve tank oyuncuları mutlu edecek. Hatta tüm oyuncuları mutlu edecek bir haber. One shot metası kalkıyor. Yani Widowmaker ve Hanzo artık one shot atamayacak. Aslında atabilecek. Fakat şöyle Widowmaker artık 200 canlı karakterleri 50 metre öteden tek atamıyor. Yani tek atması için 50 metre ve 50 metrenin altında olması gerekiyor. Bu da yakın mesafe demek oluyor. 50 metrenin altına girmenin süreci tek yemeyeceksiniz video maker'dan. Hanzo ise nerf'ü şöyle oluyor. Artık 250 canlı karakterle tek atamıyor. Bu e, gelme sebebi ise tank oyuncuların iki ok atışıyla direkt öldürebilmesi ve zaten Hanzo'nun okunu sürekli arda atabildiğiniz için reload yok neredeyse olduğu için çok sıkıntı yaratıyordu. Şansı bir de kill alabiliyordu ve iyi han oyuncusu varsa size maçı da oynatmıyordu. Şimdi ise 250 canlı karakterle atamıyor fakat yine 200 canlı ve onun altındaki karakterle tek atıyor. Yani kafanıza biraz sahip çıkın. Kesidi ise rework yiyecek. Rework'ü artık şöyle Magnetic granny'di. Daha az hasar verecek. Bayağı az hasar verecek fakat yavaşlatma etkisi olacak. Ee, movement yani hareket kabiliyetlerini engelleyecek. İşte bu solcun e, koşması olur. Karşı düşmanın kesidinin yuvarlanması olur. Diva'nın e, leşif dolu yani hareket kabiliyeti olan şeyler engelleniyor. Bu da soft cc hafif stan diyebiliriz. Yani karakteri etkisiz bırakmıyor ama hareketini kısıtlayacak bir şey. Hayırlısı diyelim artık görürüz yani devamda. Şimdi ise gelelim dünkü fragman. Kanalda Türkçe çevirili fragmanı var. Onlara biraz değinelim. Hem aklı karışanlar da vardır diye tahmin ediyorum efendim. O zaman şimdi buradan bir başlayalım. Öncelikle yeni karakterimiz duyuruldu. Yani duyurulmaktan kastım gösterildi ön gösterimde. Ee, güzel gözüküyor. Ee, bir tane abla ama ne öyle olduğunu bilmiyoruz. Peru diye tahmin ediliyor. Artık onu da göreceğiz. Hikaye modu e, Ağustos'ta geliyor. 10 Ağustos'ta. 10 Ağustos'ta ise 3 tane hikaye moduyla birlikte başlıyoruz. Ve bundan sonraki hikaye modları da her sezonda yeni yeni şekilde gelecek. Gayet güzel aslında. Heyecanlı olacak. Çünkü hikayelere baktık. Hani pat diye yayılacağını biraz heyecanlandırabilir. Şöyle diyeyim dizi gibi düşünün. Yıl yıl geleceğini işte 3 ayda 3 ayda bir gelecek ve heyecanlı tutacak. Hayırlısı diyelim. Yeni oyun modumuz var. Flashpoint var. Flashpoint ise 3 tane böyle bölge oluyor. Team Fortress 2'nin ABC bölgesi gibi düşün. A'yı alacaksınız sonra B'yi alacaksınız sonra C'yi alacaksınız. Gayet güzel aslında bu avaça gelmesi gereken bir şeydi. Hayırlısı diyelim. Heyecanla bekliyoruz. Yine da burada Junkertown'un bir bölgesine geçecek gibi duruyor. O çok tasarıma benziyor. Onun dışında ise co eventler var. E, bu co eventler ise nasıl olacak pek bir fikrimiz yok. Fakat büyük ihtimal co-op event dediği ekstra olarak rastgele bir co modda yani hikaye modda ekstra bir şey gelebilir. Tam olarak bir bilgimiz yok onda da. Onun dışında ise Hero Master ve geliyor. Bu da kahramanın uzmanlaşma yeri. Şöyle dendi. E, i̇lk başta belirli kahramanlar gelecek. İşte 10-15 tane. İleriki zamanlarda diğerleri gelecek. E, bunun olayı ise kahraman da zorlu görevler süresinde uzmanlaşmak. Örnek veriyorum. Sojourn'un e, bir tüp vardı. O tüpü almanız gerekiyor. Fakat her yerden ateş geliyor. Bu da Shift'i nasıl kullanacaksınız? Ona öğretiyor size. Veya işte atışlarınızı, Reynard'ın şarjını falan falan filan. Yani çok güzel bir şey aslında. Ee, bir de bunun lider tablosu olacak. Yani en yüksek puanı alan e, sergilenecek. Biraz çekişmeli geçecek diyebiliriz. Fakat böyle şey gelmesi çok iyi oldu. Çünkü hem yeni oyuncular hem de uzmanlaşmak isteyenler için harika bir şey. Yani 5. 6. sezon çok güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Onun dışında ise poligon geliyor. Aimlabs gibi e, küçük küçük daireler, hareket eden daireler olacak deniliyor. Artık bunu da bir görelim. Sonunda yani gelmesi gereken bir şeydi ve bunu ilk yapan oyunda diyebiliriz. Çünkü böyle detaylı hem kahraman uzmanlaşma hem de poligonun bu kadar detaylı olması ilk ve tek ova başta var. Gerçekten bu konuda ona da tebrik etmek gerekiyor. Evet efendim e, videomuz bu kadardı. Güzel haberler vardı. Umarım heyecanlanmışsınızdı heyecanlanmışsınızdır. Çünkü ben heyecanlandım. Fakat unutmayın bu Blizzard olduğu için sağ solu belli olmuyor. Heyecanınız olsun ama düşük bir şekilde tutun. Yeni sezon yarın geliyor. Yani 13 Haziran Salı günü. Bu videoda zaten 12 Haziran Pazartesi günü. Akşam 5 gibi yayınlandı. Yani sonradan izleyen olursa şaşırmasın diye bunu ekstra olarak ekledim. O zaman yeni sezonda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.